Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Nurlah. Bugün sizlerle ülkemizde sadece bir adet olan ve hızlı öfkeli 5'in ilk başlarında ve hızlı öfkelinin 4'ün sonlarında Dominic Toretto'yu cezaevine gönderirken otobüsün taklatmasını sağlayan Dodge değil, Mia'nın kullandığı Honda NSX'in fiyatı ve kısa bir bilgilerle sizlerle olacağım. Onun haricinde ülkemizde bulunan fotoğrafları gelecek. Ülkemizdeki fotoğraflar arkadaşlar kırmızı olan, kırmızı renkli bir NSX zaten ülkemizde de tek. Araba arkadaşlar 97 model, 280 beygir üretebilen ve 3.2, 24 ve bir tek ve 280 ile 400 beygir arası üretebilen güç sahibi olan bir otomobil kendisi. Kupe içten yanmalı motora sahip. 100 kilometrede 16.8 litre yakıyor arkadaşlar. Bu göreceğiniz otomobil. Onun haricinde arkadaşlar arabanın sıfırdan 100'e hızlanması 5.9 saniye. Biliyorsunuz ki Japonlardan olmazsa olmazsa. Japonların mahşerin 5 atlısı dedikleri otomobillerden biri de bu. Son hızı 270 kilometre arkadaşlar. Onu şimdiden size söylemek istiyorum. Ve aracın Türkiye dışındaki fiyatı arkadaşlar 164 bin euro ile 500 bin euro arası değişiyor. Ülkemizde ise arkadaşlar dolar kurunu veya euro kurunu çevirdiğimiz zaman şöyle söyleyeyim size, 164 bin euro 6 milyon lira falan denk geliyor ülkemize. Peki buna vergi KDV eklediğiniz zaman 3 ile çarptığınız zaman 6, 12, 24 milyon TL'lik bir otomobille karşınızda olduğumu şimdiden size söylemek istiyorum. Ülkemizde de bir adet bulunan Honda NSX. Peki bunun yeni modeli ülkemizde var mı? Şu anda onunla ilgili bir bilgim yok ama Honda NSX 97 model şu anda ülkemizde mevcut. Şimdi gelin o ülkemizde mevcut olan NSX'in fotoğraflarıyla sizleri baş başa bırakayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani şöyle kırmızı renkli güzel bir NSX. Kimin olmasını isterdiniz veya sizin de böyle bir otomobiliniz olmasını ister miydiniz? Çünkü Türkiye'de tek ve koleksiyonluk bir otomobil. Ve bu otomobil hiçbir şekilde fazla sağ sollarda görebileceğiniz bir otomobil değil. Benim bildiğim kadarıyla genellikle arkadaşlar İstersiz İstanbul Park, Zorlu Kent, onun haricinde işte bir iki AVM'ye falan önlerine falan oralara gidip mekan alışverişi yapıp oralarda arabayı park edebiliyor. Yani hafta sonu otomobili diye de sürebilirsiniz. Peki sizin ülkemizde bir adet bulunan, aklınıza yatan lüks otomobil veya normal bir otomobil varsa ülkemizde tek olan yoruma yazmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Teşekkürler. Şunu söylemek istiyorum. Bu videolar çok izleniyor. Girip oynatmanı istememe videolarıma bakabilirsiniz ve bu çektiğim videolarda herhangi bir yanlışlık varsa yoruma yazmayı veya o yanlışlığı siz de benim araştırdığım sitelere girip bakabilirsiniz. Tamamen sitelerden araştırıp sizlere aktarıyorum. Onu da şimdiden size söylemek isterim. Teşekkürler. Abone olursanız da söylerim. Bay bay.